7 Eylül 13 Eylül terazi burçları neler bekliyor diyorsanız terazilerde şey demişim konuşma hani ne deriz böyle sessizlik sakinlik artık onu duymak istemiyorum artık bunu duymak istemiyorum o bana bu bana derken hayatım kaybolup gitti ve ben artık kendimle alakalı noktalarda farkındalık yaratmak istiyorum diyorsunuz. Evet. Burada sonuçların sizin için hayırlı olacağı ve istediğiniz oluşumların size çok güzel cevaplarla geri döneceği. Hatta bugün yöneticinizle alakalı görüşmek istiyorsanız bu konuyla ilgili de yerinizde bir değişiklik. Eğer eşinizle ya da ailenizle yaşadığınız kırgınlıklar ve öfkeler varsa adımlar hareketi gerçekleşecek. Boşanması gereken ya da işinden istifa haksız yere çıkartılan ve bununla ilgili mahkeme açan noktalarda doğru haberler gelecek sizin için. Sanat ve kariyerle alakalı kendimi markalaştırmak ve isim yapmak istiyorum diyenler de farklı eğitimler alıp bu noktanın başlangıcını yapacaksınız. Ev değiştirmek istiyorum ve evimle ilgili acayip huzursuzum ve binadan bir çatı akıntısı, binanın içi kokuyor ve burası beni mutsuz ediyor diyen terazilerde bu hafta bitmeden doğru ev kapınızın hayırlı olacağını söyleyebilirim. Uzun süredir de ailenizde çözülmesini istediğiniz kardeş yani anne kardeşi ya da baba kardeşi ile alakalı mal konularınız gündemde olacak ve bu mal konuları ile ilgili bazı atışmalar ve haksızlıklar olacak. Siz hakkınızı savunmayı çok iyi biliyorsunuz. Ailenizin arkasında durun ve hakkınızı çatır çatır alın. Çünkü sizin daha çok ihtiyacınız var, daha çok sıkıntılarınız var. Size daha çok lazım para. Onun, diğer insanların durumları daha rahat olarak gözüküyor. Evde yorgan nedir ya? Terazileri demiş mi? Yorgan, yastık, battaniye böyle bir şeyin enerjisine girmiş bazı terazi burçları. Yani niye böyle bir enerji yazmışım? Yani evin yatakla alakalı ya da oturduğumuz dolap koltuklarla alakalı bir değiştirme döngüsü başlamış ve bu sizin için iyi olacağını ve genel temizlik sistemine girmiş bazı terazi burçları. Evde iki kadın ya da herkes bir temizlik enerjisi, her şeyi sil baştan toparlama döngüsü var gözüküyor bazı terazi burçlarında. Aşk konusunda demişim ki teraziler çok uzun süredir hak ettiğiniz cevabı alacaksınız. Yani beklediğiniz, kalbindeki insanla görüşmek ya da evlilik beklentiniz varsa ya da düğün tarihi belirli ya da evlilik teklifi bekliyorsanız sanki bunun sebebi boşanmak dahil bile istiyorsanız bunun anlaşmasına gireceksiniz. Bu da size çok büyük bir keyif ve böyle üzerinizdeki bütün yük kalkmış olacak. Acayip mutlu ve keyifli olacaksınız terazi burçlarım. Evet, kendi işini kurmak isteyen ve ortaklı iş yapan terazi burçlarında anlaşma devam edecek ve doğru bir dükkan oluşumu ve hayırlı olacak ve bu sizin kendi marka, kendi işinizi kurma, kendi isminizle yönelileceğiniz başarılarınızın elde edeceğini söyleyebilirim. Özellikle bazı terazi burçlarına demişim ki nefes terapist eğitimliği yapabilir, yoga eğitimliği yapabilir ya da pilates eğitimliği yapabilirsiniz. Vücut hatlarınız çok müsait olarak gözüküyor ve uzun süredir de bu tarz şeylere merakınız vardı. Bence tam zamanı yapın diyorum. Özellikle sizde de babanızla alakalı ya da büyük abi ya da amcalarınızla alakalı bir sağlık problemi, özellikle kalp damarla alakalı dikkat edilmesi gerektiğini uyarmışım değerli terazi burçları. Bir de beklediğiniz bir haber var. Bir seyahat haberi, arkadaşlarınız ya da aile dostlarınızla gitmek istediniz. Bunun yerini belirlediniz ve şimdiden tuttunuz. Bu da size çok iyi gelecek diyebilirim. Bazı terazilere de şey demişim, beklenmedik iş teklifleri ya da başvuru yaptığınız yerlerden güzel sevinçler yaşanacak. Sizin okumanız gereken dua, size duayı şey demişim, evet ya Şafi çekebilirsiniz, ya Fettah çekebilirsiniz, ya Gani çekebilirsiniz. Size çok iyi gelecek çünkü sizin isteklerinizin, hedeflerinizin daha güzel geçireceğiniz bir hafta olduğu için bol bol içinizdeki enerjiyi düzeltin istiyorum. Yükselen ve Ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Sevgi ve mutlulukta kalın değerli terazi burçları.